1. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 49. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 493. Grup ise belirli büyüklüklerde kütleler ve bu kütleleri yerleştirecekleri bir adet kütlesi önemsiz tabla ile çalışma yapar. Öğrenciler, farklı büyüklükteki kütleleri, her seferinde değişik yerlerde konumlandırıp denge sağlanmasını amaçlar. Şekil 3. Dengedeki tabla ile oluşan kütle merkezini tescil edilmiş marka simgesi işaretiyle gösterirler. Kütleleri tablanın çeşitli yerlerine koyup bir destek yardımıyla dengeye getiren öğrenciler, her bir denemede farklı bir noktada denge noktasının oluştuğunu tespit eder ve deneyi sonlandırır. Öğrenci grupları. Deneylerini tamamladıktan sonra aşağıdaki yargılara vararak kendilerinden beklenen sonuca ulaşırlar. 1. 1 ve 2. grubun deney sonuçlarında ortaya çıkan temsil çizgiler ne anlama gelmektedir? Cevap, maddelerin kütle merkezleri üzerinde denge konumunda oldukları bilinmektedir. Ayrıca hem denge durumunda hem de öteleme hareketi yapan maddeler için kütle merkezi bir referans kabul edilebileceğinden, bu çizgiler yardımıyla kütle merkezlerine doğru odaklanıp yapılan çalışmada işlem basamakları başarılı bir biçimde sonuçlandırılabilir. 2. 3. grubun kütle merkezini bulma konusunda diğer gruplara göre farkı nedir? Açıklayınız. Cevap, 3. deney grubunda tablo üzerindeki kütlelerin yerlerinin her seferinde değişmesi, ortak kütle merkezini de değiştirmiştir. 3. grubun kütle merkezini bulma konusunda diğer gruplara göre farkı deneyde 3 farklı sistem kullanarak 3 farklı kütle merkezi olduğu sonucuna varmasıdır. 3. metne göre kütle merkezi kavramını tanımlayınız. Cevap, kütle merkezi, cismin tüm kütlesinin toplanmış olduğu düşünülen noktaya verilen addır. 1. Sınıf Fizik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 49 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.